Meclise sunduğu Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin kanun teklifi nedeniyle kendini hem iktidar hem muhalefet cephesinin hedefinde bulan HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan, 7 yıldır aynı teklifi vermesine rağmen bu yılki hezeyan halini Meral Akşener'in topa girmesine bağladı. Yazdığı tweet ile işaret fişeğini attı. Bu işi onun başlatması beni çok şaşırttı. Tabii ki her teklif gibi bu teklifte eleştirilebilir ama Meral Akşener beni kurtlar sofrasına attı dedi. Kaylan, Diken'den Şule Türker'e verdiği röportajda şöyle konuştu. 2015'te vekil oldum. Her yıl bu konuyla ilgili ya bir araştırma önergesi ya bir kanun teklifi verdim. Üstelik aynı ifadelerle. Kanun teklifi verirken tabii ki bir ad koymanız gerekiyor. Ben bunu soykırım olarak tanımlıyorum ama metinde bir bölüm var. Diyorum ki bunun adını koyalım. Soykırım kelimesine takılıyorsanız buraya takılmayın. Mesele yaşananı idrak etmek. Fail kim? Adalet nasıl sağlanır? Anadolu Ermeniler Fransız parlamentosunda ABD kongresinde adalet aramasın. Onlar bu toprakların insanları. Bu uluslararası bir mesele değil, ulusal bir mesele olmalı. Türkiye parlamentosunda konuşulmalı. Bunu diyorum, bunun için önerge veriyorum. Bu meseleye ait olduğu yere, Türkiye'ye konuşulması gereken tek yere TBMM'ye taşıyalım diyorum. Bu yıla kadar bununla ilgili bir tepki yoktu. Bir iki faşist siyasetçiden geldi sadece. Ama bu yıl bir anda bir hezeyan hali söz konusu oldu. Bu yıl Meral Akşener topa girdi. Ben kanun teklifini 23 Nisan hassasiyeti olduğu için 22 Nisan Cuma günü verdim. Öğlen basına geçildi. Teklife ilişkin haberler çıktı. Cumartesi akşama kadar tek bir tepki gelmedi. Saat 19'da Meral Akşener bir tweet yazdı. Bence işaret fişeğini atmış oldu. Diğerleri de bu milliyetçilik yarışında geri kalmayalım diye hükümet sözcüsü Ömer Çelik ardından bakanlar açıklamalar yaptı. Ben daha milliyetçiyim, sen daha milliyetçisin yarışı yapıldı. Oysa bundan yalnızca 7 yıl önce kim daha demokrat yarışı yapılırdı. Şimdi ise yalnızca önerimin başlığını esas alıp içeriğine hiç bakmayıp eleştirdiler. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.